Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'le birlikteyiz. Saat başına dek karşınızda olacağız. Günün gelişmelerini sizlere aktarmaya, iletmeye çalışacağız. Bolivya'dan kalkıp Kolombiya'ya giden uçağın düştüğü haberini sabah saatlerinde arkadaşlarım sizlere iletti. Brezilya'da bir futbol takımının oyuncularının da o uçakta olduğu belirtiliyor. 72 yolcu olduğu anlaşılıyor. Şu anda ilk gelen haberlere göre uçakta 72 yolcunun olduğu belirtiliyor. Ve bu son dakika gelişmesi de tüm dünyada kanallarda, haberlerde yer almaya başlamış durumda. İşte kuzeyde ve doğuda Brezilya, güneyde Arjantin, Paraguay, batıda Peru ve güneybatıda Şili ile komşu Bolivya. Oradan havalanıyor uçak. Kolombiya yakınlarında düşüyor. Ve 72 yolcusu olduğu sanılıyor. Elimizdeki ayrıntılar şu an itibariyle bu. Diğer gelişmeler neler? Başlıklarda neler var? 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul için hazırlanan ilk iddianame onaylandı, mahkemeye gönderildi. Aralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalışan askerlerin de bulunduğu 62 sanık hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi. Darbecilerin İstanbul'u ele geçirmek için 54 saat aralıksız toplantı yaptığı Yurtta Su isimli grubun da burada oluşturulduğu anlaşılıyor. İşte darbe girişiminden 4 gün önce 11 Temmuz 2016 günü başlamış toplantılar. Türkiye'nin dört bir yanında görevli FETÖ'nün TSK'ya sızmış üst düzey memurları, mensupları buraya geliyor. Her biri bağlı bulundukları birimlerden İstanbul'a ulaşıyor. Darbenin ayrıntıları General Nurettin Baransel Kışlası 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda 4 gün boyunca konuşuluyor. Kamera görüntüleri de yansıyor. Hatta çay servisini bile bir yüzbaşı yapıyor FETÖ üyelerine. 54 saatlik toplantıda darbenin ayrıntılarının, detaylarının, darbe girişiminin detaylarının görüşüldüğünü anlıyoruz. Bu iddianame mahkemece kabul edildi. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrılmasından dakikalar sonra helikopterle Marmaris'e otele gelen 37 kişilik tim, iki polisi şehit edip kaçmıştı hatırlayacaksınız. 4 ayın sonunda o soruşturmada tamamlandı. 3'ü firari 47 sanık hakkındaki iddianame mahkemeye sunuldu ve Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi kabul edildi. Orada da inanılmaz detaylar var. Kabul değerlendireceğiz. Birazdan detayları konuşacağız. FETÖ soruşturmaları Adana'da 33. İl Müftüleri İstişare Toplantısına katılan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in de gündemindeydi. Mehmet Görmez diyor ki adaletsizliğe kapı aralanmamalı. Esas olan habis yapının çökertilmesi olmalı. Kimse açlığa mahkum edilmemeli. Suçlu da olsa diyor Diyanet İşleri Başkanı. Aynı zamanda Mehmet Görmez cinsel istismar tasarısına ve bu tartışmalara ilişkinde açıklama yapıyor. Diyor ki evlilik için ergenliğin gerek şart olduğunu ama yeterli olmadığını söylüyor Mehmet Görmez. Henüz anne olma yaşına gelmemiş, eş olmaya karar vermemiş bir çocuğu anne babası evlendiremez diyor. Diyanet İşleri Başkanı konunun İslam odaklı konuşulmasının da çok üzücü olduğunu belirtiyor. Nikah için akıl şartı vardır diyor. En azından devam eden tartışmalara Diyanet İşleri'nden bu tonda bugün de olsa bir açıklama gelmesi önemli diyelim. 3940 hakim ve savcının kurayla atandığını da aktaralım. Sarp Kuray tahliye oldu. 8 yıl cezaevinde kaldıktan sonra dün tahliyesi gerçekleşti. 16 Haziran örgütünü kurarak yönettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Dolayısıyla dün onu karşılayanlar vardı. Kızları ve eşi Nur Sürer. Halep'te ölüm kıskacı. 300 bin Sur Halepli'den bahsediyoruz. 30 kilometrede sıkışan insanlardan bahsediyoruz. Muhalifler Esad yine İran desteğiyle muhaliflerin bulunduğu bölgeyi, bölgenin elinden kritik şehirleri, ilçeleri aldı. Dolayısıyla geniş bir alanı ele geçirdi. 300 bin Halepli'de neredeyse 30 kilometrelik bir alana sıkışmış durumda. Rusya'da Numan Kurtulmuş Başbakan Yardımcısı, Suriye'de Türk askerine yönelik hava saldırısına ilişkin Rusya açıkça bu saldırıda bulunan hava araçlarının Rusya'ya ait olmadığını Putin aracılığıyla bize iletti, inceleme sürüyor diyor. Avrupa'da seçimler var, kritik günler var. Bakacağız Avrupa Parlamentosu'nun kararından sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği
ülkelerinde, Brüksel'de bugün düzenleyeceği, yapacağı görüşmeler, temaslar, konferanslar var. Aktaracağız sizlere. Günaydın Sefer, günaydın Deniz. Günaydın. Günaydın. Bir son dakika gelişmesiyle başladık. Yine arkadaşlarım ekrandan geçiyor. Bizim elimizde, benim de şu anda hani hali hazırda ulaşabildiğim bilgiler yok ama Deniz, sen sıcağı sıcağına geldin. Varsa aktaracağın o konuda alabiliriz. Yoksa devam edeyim. Yok Ebru, ben de ajanslardan bakıyorum. Hani nedir detayları? Brezilya uçağını kastediyorsun değil mi? Evet evet, Kolombiya'da bir yolcu uçağının düştüğü haberinden bahsediyorum. Evet. Yani yarın bir maç, evet yarın maçları olan bir Brezilya takımını taşıyan uçakmış. 72 yolcusu varmış. Kolombiya'da düşmüş. Bu bilgiler var. Herhalde detayları ilerleyen saatlerde gelir. Yani ben de ajansından bakıyorum da çok fazla bir farklı bir bilgi yok şu ana kadar. Ben gelen bilgiyi, bir son elimizdeki bilgiyi bir toparlayıp söyleyeyim, sonra devam edelim. Kolombiya'da bir yolcu uçağının düştüğü bildirildi. Medellin Uluslararası Havalimanı'nın Twitter hesabından yapıldı açıklama. Bolivya'dan kalkan ve Medellin Uluslararası Havalimanı'na inmesi planlanan uçakta 72 kişinin bulunduğu belirtildi. Acil durum ekiplerinin bölgeye sevk edildiği açıklandı. Yerel basında çıkan haberlerde charter uçağının Brezilya'nın bir futbol takımının üyelerini taşıdığı da ifade ediliyor. Yani daha çok Brezilya'nın futbol takımının üyelerinin olduğu, 72 yolcusu olduğu bir uçak olduğunu anlıyoruz. Kolombiya Medellin Havalimanı'na inecekti ancak düştü uçak. Medellin Uluslararası Havalimanı'ndan Twitter'dan yapılan açıklamayla olay duyuruldu. Uçağın düştüğü duyuruldu. Böyle aktarabiliriz gelişmeleri. Bugün manşetlerde FETÖ soruşturması kapsamında kabul edilen iddianameler var. İşte Sabiha Gökçen'i havalimanını ele geçirmeye çalışan askerler, Hrant Dink cinayeti davası, işte daha birçok davayı ilgilendiren geniş iddianame soruşturma sonunda mahkemece kabul edilmiş. 54 saat toplantı yapmışlar İstanbul'da 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda 4 gün boyunca. İşte yüzbaşı çay servisi yapıyor. O kadar gizli bir toplantı. İşte 11 Temmuz'da başlamış. 54 saat devam etmiş. Ve İstanbul'la dört bir yandan FETÖ'nün mensupları gelmiş. Toplanmışlar Zırhlı Tugay'da. Darbe girişimi evet. Böyle planlamışlar. İşte içinde köprüde silah emri veren de var. Ateş emri de veren var. Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirme planı da var. Bütün bunlar orada konuşulmuş. Öyle mi? Kamera görüntüleri de var. Evet. Ebru, şimdi artık iddianameler ete kemiğe bürünmeye başladı. Evet. Marmaris'teki işte mahkemeye sunuldu. Mahkemece kabul edildi. Bu önümüzdeki günlerde sayısı artacak. Yani bu darbe girişiminin işte her kolu bir şekilde üzerinde çalışılıyor. Çok da titiz çalışılıyor. Farkındaysanız her gün yeni bir bilgiyle karşılaşıyoruz. Yeni bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Gördüğüm kadarıyla savcılar işte biz sizi topladık, hakkınızda böyle topyekün bir karar vereceğiz. Hakimler işte sizinle ilgili böyle hükümlerde bulunacaklar falan gibi bir yöntemle gitmiyor ama bu darbe davasında gerçekten kim nerede ne yaptı somut kanıtlarıyla ortaya konuluyor. Her gün yeni bir ifadeyle karşılaşıyoruz. Her gün yeni bir işte kamera görüntüsü, her gün yeni bir döküman karşımıza çıkıyor. Çok titiz ve yoğun bir çalışma olduğunu biliyoruz. Bu işte İstanbul'daki görüntüler bunun bir kanıtı. Geriye doğru yürütülen bir soruşturma. İlk başlangıç noktasına kadar ulaşmaya çalışıyorlar savcılar. Yani bu kararı ilk nerede verildi, nasıl yayılmaya başlandı, bütün bunlar araştırılıyor. Bu bugün çıkan gazetelere yansıyan işin en son kısmı. Yani darbe girişiminden, FETÖ'cülerin darbe girişiminden birkaç gün önce yapılan son toplantı olduğunu anlıyoruz.
Bu geriye doğru daha çok toplantı çıkacak önümüze. İşte nerelerde kim buluştu, hangi askerler neyi planladı, kim hangi görevi aldı, o görevler kim tarafından dağıtıldı. Bütün bu detayların önümüzdeki günlerde çıkarılması an meselesi. Yani savcıların soruşturmalarında gerçekten bütün verilere de ulaşabiliyorlar. İşte kuvvetlerin kayıtlarına, silahlı kuvvetlerin işte hava, kara, deniz, bütün kuvvetlerdeki harekat merkezi kayıtlarından tut da oralardaki yazışmalara, konuşmalara kadar her şey analiz ediliyor ve daha belki inanmayacaksınız ama dijital verilerin analizine yeni başlandı. Yani daha düne kadar işte gözaltılar, ifadeler, itiraflar vesaire üzerinden gidiyordu. Kısa bir süre önce yani 1 milyona yakın dijital veri olduğunu biliyoruz. Bunların analizine de yeni başlandı. Bunlar analiz edildikçe önümüzde daha net bir tablo olacak. Bu işin sorumlusu kim? Yani bir numaralı sanığın işte Fethullah Gülen olduğunu biliyoruz ama burada TSK içinde nasıl bir mekanizmayla çalıştırıldı? Bütün bunlar detaylı bir şekilde ortaya çıkacak. Varsa benim üst akıl, diğer bağlantılar çıkan, vesaire, onlara da ulaşılacak. Evet. Mesela Marmaris'teki iddianameden görüyoruz ki en bağlı, FETÖ'ye en bağlı askerler seçilmiş. Bu darbe girişiminin en kritik parçası orası. Bu iddianamede buna dikkat çekiliyor mesela. Bu toplantı da, İstanbul'daki toplantı da işin ne derece organize olduğunun bir göstergesi. Tabii insan şunu sormadan da edemiyor Ebru. Yani bir askeri birliğe girdiğin zaman hani o kadar disiplinli, düzenli, yani birilerinin orada hani bu darbeye bulaşmamış, darbecilere bulaşmamış komutanların da ya bunların ne işi var burada, ne yapıyorlar diye sormaması da biraz 54 saat bir de. Tuhaf geliyor yani. Evet, yani düşünsene bir zırhlı, işte bir Tugay, kocaman bir birlik, askeri birlik. Türkiye'nin değişik şehirlerinden subaylar geliyor, işte toplantı yapıyorlar, çaycıyı bile sokmuyorlar, erleri bile uzak tutuyorlar. Evet. Yüzbaşılar çay servisi yapıyor. Kimse de onlara ya bunlar kimdir, ne yapıyor burada, neyle meşguller vesaire sormuyor. Ya da Ankara'daki karargaha, ana karargaha, ya bizim bu Tugay'da böyle böyle şeyler yapılıyor, sizin bilginiz var mı falan diye soran olmuyor. Enteresan bir şey. Yani bu kadar yani 7-8 bin askerin bağlantısı tespit edildi. Bunlar yani MIT'in Baylok iletişim sistemini çok çok önce de 6-7 ay öncesinde çökerttiğini de biliyoruz. Yani kim bilir nasıl iletişim yöntemleri kullandılar vesaire ve kimsenin ruhu duymadı. Bu kadar büyük ve kapsamlı toplantılar yaptılar, görüşmeler yaptılar. İşte Ankara'daki soruşturmada ele geçen adresler var. Orada bu sivil imamlarla askerlerin bir araya geldiği toplantılar var vesaire. Bütün bunlar enteresan bir şekilde görülmemiş, gözden kaçmış. Bu da benim doğrusunu istersen dikkatimi çeken unsurlardan biri. Marmaris'teki otel baskını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrılmasından dakikalar sonra gerçekleşmişti. Orada koruma polislerinden birini şehit eden silahın kimin kullandığı da belirlenmiş. O da geniş bir iddianame. Üçü firari 47 sanık hakkında iddianame tamamlandı. Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Ama Deniz diyor ki devam eden soruşturmalara göre böyle çok fazla iddianame ve mahkemelerce kabul edilmiş iddianameleri göreceğiz ve geniş çaplı bu süreci mahkemeler nezdinde izliyor olacağız. Öyle anlıyorum ben. Çünkü burada arka arkaya birkaç iddianameden bahsediyoruz. Şimdi bakıldığında bugün manşetlere çıkan diğer gelişme parayla ilgili. Biraz girelim mi paraya? Girelim.
Dün Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş açıklamalar yaptı. Maliye Bakanı Naci Ağbal 25 Kasım'da yapılandırma sona erdi. Onun sonuçlarını açıkladı. Yapılanma rekoru, yapılanmada muhteşem final, 5 milyon barıştı başlıklarını, manşetlerini bugün birinci sayfalarda da biz büyük haber olarak görüyoruz. Şimdi Bakanlar Kurulu sonrasında Numan Kurtulmuş, daha önce Başbakan zaten ilk Hürriyet'e size açıkladı dün. Yatırımları, sözleşmeleri, ihaleleri dolar bazlı değil TL bazlı yapmayı planlıyoruz dedi. Numan Kurtulmuş da evet, yatırım ve sözleşmelerde TL bazlı gitme konusunda çalışmalarımız var dedi. Ekonominin temelleri sağlam, kur bir noktaya gelecektir, biz buna inanıyoruz dedi. Yani bir düşüş olacaktır, bir seviyeye geri gelecektir ifadesini kullandı. Şimdi bu TL'ye geçiş, Uğur Gürses bugün detaylı değerlendirilmiş, siz hocalardan yorum almışsınız. TL'ye geçiş evet doğru ama geç deniliyor değil mi? Hı hı. Özetle. Ya Ebru, biliyorsun en son bu futbol ihalesi başta olmak üzere bütün ihaleler neredeyse dolar bazlı yapılıyor. Hı hı. Kısaca hatırlatmamız gerekirse 3. Havalimanı, Osman Gazi Köprüsü, Gebze İzmir Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, hepsi bunların dolar taahhüdüyle yapılıyor. Yani devlet bunların geri ödemesini bu işleri yüklenenlere dolarla yapacağını vaat ediyor. Futbol ihalesini alan da dolarla ödeme yapacağını vaat ediyor. Şimdi öncelikle bunların hepsi TL'ye geri ödenebilecek şeklinde bir açıklaması oldu. Sayın Başbakan'ın bir televizyon programında yaptığı açıklamada gelmişti. Numan Kurtulmuş da bunu tekrar etti. Bu tabii biz bunu çok doğru bir adım olarak yorumladık. Uğur Gürses de bunu yazdı köşesinde. Çünkü bir nevi devlet olarak biz kendi paramıza güvendiğimizi gösteriyoruz ve ileriye yönelik bir kere güvence veriyoruz. İki, her bakımdan dolara olan talebi arttıran bir gelişme. Çünkü bunların geri ödemelerin dolarla olması ve buradan sağlanması da biliyorsun ki önemli miktarlardaki döviz talebine neden oluyordu. Onları gidermesi açısından önemli. Ama bu arada bir de hani yanlış giden bir şeye vurgu yapmak istedi Uğur Gürses bugün. Biz de hem ana sayfamıza taşıdık hem gazetenin birinci sayfasından da anonslandı. Sosyal medyada biliyorsun dolarını bozdur kampanyası var. Onun öncesinde ben bu TL'ye geçişte bir şey soracağım. Peki. Mesela siz yine bugün detaylandırmışsınız. Osman Gazi'den her geçen araç için devlet 31 lira fark ödüyor. Evet. Geçmeyen araç için de 120 lira ödüyor. Hı hı. Eğer mesela 2.90'dan 3.45'e geldi kur. Şimdi 142 lira fark ödeyecek. 142 lira verecek geçmeyen araç için. Fark da 53 lira olacak. Yılbaşında 40 dolara çıkacak o. Şimdi bunu köprü yapıldığında zaten hani böyle bir hayli tartışmıştık. Şimdi kur arttıkça onun üzerine o artıyor. Bir yük daha geliyor. Hemen hatırlatalım. O yüzden anda, TL'ye geçiş bu anlamda da olumlu. Anda, hemen bence evet, geçilmesi. Araç başına sözleşme için belirlenen bir aracın geçiş ücreti otomobil baz alınıyor burada Ebru. 35 dolar. Ama bunda şöyle bir şey var. Her yıl için Amerika'daki enflasyon oranında bir dolar bazında artış vaadi var devletin. Böylece biz yıl başında yaklaşık 40 dolar olmasını bekliyoruz. Yani oradan bir 5 dolarlık artış bizim üzerimize fatura olarak binecek. Bir de kur farkı var senin dikkat çektiğin hop, gibi. Hop 120 liradan 160 liraya çıktı. Aynen 3.40'lara gelen bir kur var. Oradan da bir yük biniyor. Yani nereden baksan bizim hesabımıza göre kamunun karşıladığı yükün farkı %138 oranında artmış olacak. Yani bu kurun oynaklığının ve kurla bu işleri vaat etmenin yani böyle bir kur bazında i̇şte yapmanın kadar en güzel göstergesi. Çok yakın vadede yaşadığımız bir olay olarak göze çarpıyor. Ama şey de olarak da TL olarak da ödeseniz o kur farkını uluslararası sözleşmelerde TL artışıyla evet, zaten karşılıyor oluyorsun. Evet. Ama işte Türk lirası ihale yapıp Türk lirası ödeme belli bir artış oranı koyarsan yüzdesel bazda o zaman da sadece onu üstlenmiş olacaksın. Ha ona ne kadar talep gelir? Oradaki fiyatlar ne kadar geçerli olur? O ayrı bir konu. Ya en önemlisi bir ülkede tabii ki kurun istikrarını korumak. Bu çok önemli. Yani siz dövize olan bu talebi bu kadar dalgalanmaya neden olan bir ülkede olduğunuz zaman bunların hepsi risk olarak çarpıyor. Dolar diyor Uğur Gürses. Efendim? Dolar kampanyaları. Ha kampanya. Ya şimdi sosyal medyada bir kampanya başladı. Böyle garip tırlardan inen dolarlar falan fotoğraflar paylaşılıyor ve
işte bunların Merkez Bankası nezdinde bozdurulacağı söyleniyor. Vatandaş da dövizini bozdurmaya davet ediliyor. Ya Uğur Gürses de bunun şöyle ters bir açıdan, bir değişik bir açıdan bakarak şöyle bir yorum getirdi açıkçası. Hani bir taraftan biz diyoruz ki dolarda bir oyun oynanıyor ve biz bu oyunu bozacağız. Hani piyasalar istikrarlı, olağanüstü bir durum yok. Türkiye şu anda ekonomik açıdan herhangi bir tehlike yaşamıyor diyoruz. Bir taraftan da dolarlarınızı bozdurun şeklindeki bir kampanyayla zor durumda olduğumuzu gösteriyoruz ve bu neredeyse hani elinde dolar tutan vatan haini ilan edilecek. Bunları konuşmanın işte yanlış olduğuna ilişkin bir takım duyurular var. Bunların hepsini birleştirdiğinde bu ülkeye döviz girmesi lazım. Döviz getirmesi lazım. Yani bu ülkede döviz tutmak biliyorsun dışarıdan döviz getirdiğinde nereden getirdin diye bile sorulmuyor. Evet. Yasalarımız öyle bir şey ve biz serbest piyasa uygulanan uluslararası hükümlere sahip bir ülkeyiz. Şimdi bu anlamda bu kadar işte dolar, işte euro bunlar çok kötü şeyler. Bunları tutmamak lazım, bozdurmak lazım gibi. Dediğinizde algıyı daha da. Bir Türkiye'ye para girişine engel olmaya sebep olur bunlar. İkincisi de bu ülkede gerçekten çok kötü bir kriz varmış algısına neden olur. Buna dikkat çekmek istedik biz. Ama bugün Güngör Uras da yazmış, Uğur Gürses de yazmış. 600 milyar dolarlık döviz yükümlülüğü var, 220 milyar dolarlık döviz varlığı var, 390 milyar dolar civarında bir açık var. Ödenmesi gereken yaklaşık 200 milyar dolar var, vadesi gelen borç. Dolayısıyla bunlar varken o yüzden çok daha da dikkatli olmak lazım bu söylemlerde, kampanya yani kaş hareketlerinde. Yani kaş yapayım derken göz çıkartma. Çünkü orada ufacık bir hareket o kuru zıplatabiliyor. Aynen. Eğer döviz açığı ve yükümlülükleriniz varsa. Şimdi bu arada Asgari Ücret Tespit Komisyonu Salı günü ilk toplantısını yapacak açıklamasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu az önce yaptı. Asgari ücret 1600 lira olsun Türk İş'in isteği. Kur arttıkça o bile az gelir diyorlar hatta. Ya o işte 1300 lira olduğunda da bayağı çetin tartışmalar yaşanmıştı. 1400 lira bile olsa bayağı bir maliyeti var. Şimdi orada biliyorsun işverenin üzerindeki yükle 2057 lira. İşçinin elde edeceği bir refah için gelirin böyle bir karşılaşması şeklinde geçiyor. Bir takım vergisel yükler de var biliyorsun asgari ücret üzerinde. Ya onların hepsi masaya arttırılmadan hani ne verirsek veririm tarafında işveren sıkıntı yaşıyor. Orada devlet desteği işverene daha fazla arttırılsa ücretle işçiye daha mutlaka devletlik devreye gelip mesela bir yoksa takım 1600 lira fazla değil yani. Aynen öyle. 1600 lira çünkü bugünkü yaşam koşullarında az bile az ama bile, olmalı. Bir taraftan da işverenin işte oradaki yasa koşulları desteklenmesi gerekiyor. O konu önemli. Yani işverene yine, verilen desteğin artırılmasının bence o konu yine masaya gerekiyor. Yatırılıp yine çetin pazarlıklarla bir karar verilecek herhalde. Ki asgari ücret artınca bir de istihdamda bir zorluk oluşturmasın o maliyetler. Böyle tabii bir ki. Sorun ya, teşkil etmesin. Biliyorsun piyasada bir durgunluk olduğu söyleniyor. Evet. Hani zaten işsizlik konusunda rakamlar böyle tavan yapmış durumda. Bir de yeni iş kayıpları olabileceği söyleniyor. Asgari ücrette bunların bahanesi olmasın. Yani olmasın, oradaki denge aynen. İyi sağlansın. Bu kesinlikle halledilsin. Ama şey 60 milyon kime çıkar ah bir zengin olsam hayallerimiz başladı. Yılbaşı 60 milyon. 60 milyon. Ne yaparsın çıksa? Deniz sen ne yaparsın? Deniz ne çiziyorsun? Harcarım Ebru. Ben de harcarım Deniz. İyi harcarım. 60 harca bitmez ama olsun yani. En azından bir ömür rahat harcarız. İyi para 60 milyon. Yine ben hayaller başladı. Ben 60 milyonu ben bitiririm Ebru. Efendim? Sen bitirirsin. Sen ver 60 milyonu ben bitiririm merak etme. Tamam. Çıkarsa vereceğim Deniz. Sen ne yaparsın Sefer? Vallahi ben ne yaparım? Herhalde bir bölümü ben de harcarım da Deniz gibi hepsini harcamam herhalde. Biraz ben tutumdan yanayım. Biraz tutarım herhalde. Evet. Cimri Sefer. Yok cimrilik değil. Ama şimdi Sefer oldu tasarruftan, mu? Tasarruftan harcamadan ekonomi... tasarruf aşamasına henüz geçemedik. Harcama aşamasındayız. O yüzden ne olur, kavrayamıyoruz. Ne olur ne olmaz. Var ya yani. Yani ülke ekonomisine var. Katkıda bulunmak için 60 milyonun hepsini... Yok merak etme ben onunla katkıda bulunurum. Harcamakta fayda var. Yani tutacağım dediysem yastık altında tutmam merak etme. Altın alıp yastık altına alacağım. Bilmiyorum artık. Düşünürüm. Şimdi önemli... Bu arada yani, dün siz
pardon, gözünüzden kaçmış olabilir. Dün bir gerçekten hani hükümete açıktan destek veren bir gazetede bir yazar bu dolar meselesine dikkat çekmişti ve içeriden bir eleştiri yöneltmişti bu dolar kampanyası yapanlara. Bunun da bir algıyı tuzak çok olduğunu söylemişti. Evet. Çok enteresan bir yazıydı. Hayır, aynı zamanda da kendi ülkesi, yani ülkemizin döviz rezervlerini eritmek gibi bir tehlikeyle de karşı karşıya kalıyoruz. Türkiye'nin yani döviz siz kaynağını. İçerideki ihaleleri Türk lirasına çevirebilirsiniz ama muhatabınız dolarla olan borcunuzu Türk lirasıyla bir yıl önceki kurla kabul etmeyecektir. Onu da unutmamak lazım. Yani bu ülkenin özel sektörünün ciddi anlamda bankaların dışarıya borcu var. Onları Türk lirası ödemeyeceklerine göre, yani ödemelerini, borçlarını döviz olarak aldıkları durumda döviz olarak ödeyeceklerine göre bunun da sonuçlarını düşünmek lazım. Yani şu şeyi, iki şeyi karıştırmamak lazım. 15 Temmuz gecesi yaşanan o hain darbe girişiminin ardından Türk ekonomisinde bir sarsıntı olur beklentisi ortaya çıkmıştı dışarıda ama insanların bir bölümü paraya ihtiyaç duyacaklarından, bir bölümü işte değişik yaklaşımlarla ya da ülke ekonomisinin sarsılmasının önüne geçmek için vesaire gibi gerekçelerle sahip oldukları dövizi Türk lirasına çevirmişti. Böylece arz arttığı için döviz kurlarında beklenen artış olmamıştı. Yani 2-2,5 milyar dolar civarında bir paranın Türk lirasına çevrildiği o dönem dile getirilmişti. Aynı şey değil. Yani o gün yaşanan o 2,5 milyar doların Türk lirasına çevrilmesinin kura etkisiyle bugün bu yapılan kampanyanın doğuracağı sonuç aynı değil. Ona benim gördüğüm, yani hem muhalif hem hükümetten yana olan bütün ekonomistler aynı görüşte ve bu dolar kampanyasının başka sonuçlarına da dikkat çekiyorlar. Sonuçta döviz tutma gerekçelerini ortadan kaldırırsan, yani niye döviz tutuyor insanlar onu sorgularsan, o gerekçeleri ortadan kaldırdığında işi bitirmiş oluyorsun. Bir de dikkatinizi çekti mi? Bir gazetede vardı. Ben zannedersem Habertürk'te. Habertürk'te vardı. Türkiye'deki döviz yani döviz hesaplarının analizini yapmışlar, istatistiklerini yapmışlar. En çok döviz hangi bölgemizde? Okudunuz mu? En çok döviz milliyetçi muhafazakar Karadeniz değil mi? Oyların en yüksek olduğu, hayır, İç Anadolu'da. İç Anadolu'da mı? İç Anadolu'da. Yani en böyle çok bir ayrım, en çok MHP'ye, en çok AK Parti'ye oy veren. Bu arada biz konuştukça dolar da düşüyor Deniz. 3.41'lere sen konuşmaya devam et. Yani sen konuştukça özellikle düşüyor. 3.41'lere geriledi. Hatta yükselişler de artık böyle satış fırsatı olarak değerlendiriliyor. Demek ki bir de onun da etkisi var. Evet, yani demek ki artık böyle 3.40'lar bir taban oluşturacak gibi duruyor. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in açıklaması var. Dikkat çekici. Evlilik cinsel istismar düzenlemesine ilişkin bir açıklama. Evlilik için ergenlik gerek şart ama yeterli değil diyor Mehmet Görmez. Henüz anne olma yaşına gelmemiş, eş olmaya karar vermemiş bir çocuğun anne babası tarafından evlendirilmesini eleştiriyor. Evlendirilemez diyor. Bunun hani İslam odaklı konuşulmasını da üzücü buluyor. Yani cinsel istismar düzenlemesine ilişkin tartışma bitti, geri çekildi ama hani bu açıklama önemli. Sayın Görmez'in açıklaması da biraz geriden geldi. Keşke o günlerde belki geç olurdu, daha olumlu olurdu ama sonuçta hani meclisteki adım herkes tarafından da son düzenleme gelen nokta itibariyle olumlu çıkartıldı. Var mı değerlendirmen Deniz? Belki Sayın Cumhurbaşkanımızın ne diyeceğini beklemiştir Sayın Görmez. Ondan sonra tavrını ortaya koymuştur. Ama yani söyledikleri tabii ki %100 önemli. Katılıyorum. Altına da imzamı atıyorum. Ama burada bırakmamalı Sayın Görmez. Bunu Türkiye'de gerçekten hani
imamlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bünyesindeki imamlar çok önemli roller üstleniyorlar. Bence bu meseleye tezelden bir projeyle, bir kampanyayla başlasınlar. Anadolu'nun en ücra yerleşim yerine kadar her yerde buna, yani dün Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in söylediklerini insanlara, köylülere anlatsınlar. Çocuklarınızı çocuk yaşta evlendirmeyin, okutun diye çağrıda bulunsunlar. Yani evet, ergenlik gerektir. Yani bir evlilik konusunda dün söyledikleri ifadeleri kastediyorum. Ama gerek öyle şarttır bir şey, ama doğru yeterli, değildir, asla yeterli açık açık değildir söylüyor. İslam'la da bunu bağdaşlaştırmayın diyor. Evet, bunu bütün Diyanet'e bağlı bütün imamlar Anadolu'nun en ücra köşesine kadar herkesle konuşsun. Bir de unutmamak lazım. Sayın Görmez'e ben buradan açıkça çağrı yapıyorum. Bu nikahları Sayın Görmez'e bağlı imamlar kıyıyor. Evet. Yani doğru. Eskiden yasa gereği imamlara ceza veriliyordu. Lobi yaptılar, o cezayı kaldırttılar. Ve hiç imamlar yeniden çocukları yetişkinlerle evlendiren nikahlar kıyıyorlar. Eğer Sayın Görmez samimi ise dün söylediklerinde, yarından itibaren çocuk yaşta evlilik nikahı kıyan her imamı kapının önüne koyması lazım. Yani eğer buna inanıyorsa gerçekten, çocuk yaşta çocuğu evlendiren imamı, çocuğa nikah kıyan imamı kapının önüne koyması lazım. Bu kadar açık ve net. Buradan ben bir vatandaş olarak da çağrıda bulunuyorum. İmamlar çok önemli roller üstleniyor. Birincisi, çocuk yaşta evliliklere karşı kampanya yapsınlar. İkincisi, bu tür nikahları kıymasınlar. Türkiye'de imam nikahı oranı çok yüksektir. Yani herkes resmi nikah kıysa bile mutlaka imam nikahı kıydırır. O nedenle imamların bu işteki rolü çok yüksek. FETÖ konusunda da açlığa mahkum etmek doğru değil diyor. Hani bu soruşturmalar, ihraçlar vesaire sürecini de değerlendirirken suçlu da olsa açlıkla cezalandırmak olmamalı ifadesini kullanıyor Diyanet İşleri Başkanı. Sarp Kuray tahliye oldu. Bugün birinci sayfalarda gördüğümüz haberlerden biri. 8 yıl sonra kucaklaştı eşiyle, kızlarıyla. Siz o dönemi daha iyi bilirsiniz. Var mı söyleyecekleriniz? 16 Haziran örgütünü kurarak yönettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Yaklaşık 8 yıldır cezaevinde. Dolayısıyla dün bir kucaklaşma ve sevinç görüntüleri bugün gazetelerin de... Sefer, Ebru bize yaşlı demek istedi. Yok, ben hiç üstüme alınmadım. Evet, Sefer bana böyle uzaktan bakıyor. Ya öyle demek istedi, öyle anlaşılır ya, diye. Ya gibi dedi, sonra yaşlı dedi. Ya, öyle anlaşılır diye geri çekmeye çalıştım, onu da beceremedim işte öyle. Amacım o değildi. Deniz sana düşer. Ebru, bu dava Türkiye'de önemli. Sen bu konuları daha yakından takip ettin. Bu dava Türkiye'de gerçekten... Tamam, oldu bu sefer. Tamam. Gerçekten hukuk fakültesi öğrencilerine ders olarak okutulacak bir davadır. Tek başına bir örgüt kurup kendisini yönetmek gibi bir suçlama ile karşı karşıyaydı. Kamuoyunun bütün baskısına rağmen o dönem, hatta hükümet içinde siyaseten de, yani muhalefet ve iktidar neredeyse aynı görüşteydi. Buna rağmen örgüt kurup yönetmekten tutuklandı. Biliyorsunuz örgüt olabilmek için en az 3 kişi gerekiyor. Yasalarımız gereği, yani mevzuatımızda örgüt suçu işlenmesinin birinci şartı 3 kişi olmaktır. Sarp Kuray'ın örgütünde kendisi dışında kimse yoktu. Yargılanıp hakkında hüküm verilip cezaevine konulduğunda. Ama Sarp Kuray 68 kuşağının önemli isimlerinden biri. 8 yıldır bedel ödedi ama çıkarken işte yakınlarına sarılırken yaptığı konuşma önemlidir. Bence geçmiş olsun diyelim. Geçmiş Sarp olsun. Kuray'a. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun.
Bir de tabii ki dün Bakanlar Kurulu sonrası da gündemdeydi. Halep bugün önemli yer tutmuş yine haberler arasında. Önemli de şeyler yaşanıyor. Yani artık kanıksadık ama 30 kilometrede 300 bin Halepli'den bahsediyoruz. Suriye ordusu İran destekli Şii milislerle saldırdı Halep'e. Muhaliflerin elindeki toprağın %30'unu almış durumda. Sahur mahallesini alıp kenti ikiye böldüler rejim güçleri. Kalan şeyleri de, bölgeleri de ele geçirdiler. Dolayısıyla Halep'te ciddi bir dram yaşanıyor. Yine ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Suriye rejimi Türk askerine bulunduğu binaya saldırmıştı. Hava saldırısı düzenlemişti. Esad rejimi işaret edilmişti. Suriye rejimi işaret edildi. Putin Rusya'nın alakası yok açıklamasını Türk hükümetine iletmiş. Numan Kurtulmuş da hani bunu teyit etti. Bunu açıkladı. Evet, bir de bu böyle bir ayrıntı var ama Halep'te bir ölüm kıskacı, ölüm kapanı, 30 kilometrede sıkışan 300 bin Halepli'den bahsediyoruz. Suriye zor ve bitmiyor. Değil mi Deniz? Ne çiziyor çok evet. Merak ediyorum gerçekten. Ebru maalesef yani gerçekten hani bu yani savaş böyle bir şey. Bunu ben yani şu gazetecilik yaptığım bütün dönemde elimden geldiği kadar her yerde konuşmaya çalışıyorum. İşte bu televizyona çıkma fırsatı bulduğumdan beri de sürekli söylüyorum. Savaş felakettir. Yani savaşın kaçınılmaz sonucudur bu felaketler. Onun için insanoğlu her zaman barıştan yana tavır koymalıdır diye görüşlerimi dile getirmeye çalışıyorum. Maalesef Halep'te dünyanın her yerinde olduğu gibi savaşın en ağır bedelini siviller ödüyor. Ve o 30 kilometre karelik alanda çok fazla sivil sıkışmış durumda. Ve uluslararası toplumda seyirci bu duruma. Yani bir ateşkes çabaları vesaire vardı. 2 gün, 3 gün kestiler. Ama Esad rejimi Rusya'nın ve İran'ın desteğiyle o kadar pervasızlaştı ki artık. O 30 kilometre kareyi de tamamen ele geçirip Halep'in tamamını almak için artık hiçbir şey tanımıyor. Yani ne insanlık tanıyor ne zulmediyor. Başka bir tanımı yok bunun. Onun için önümüzdeki günlerde bu baskının, bu saldırıların daha da artmasından endişe ediyorum ben. Gelen bilgiler, gelen veriler bunu gösteriyor. Ve ne yazık ki bütün dünyada seyirci durumda. Farkındaysanız Amerika seçimden beri hiç ses çıkarmadı. Yani bu bölgede olup biten konusunda Amerika yok. Birdenbire ortadan kayboldu. Ve Deniz, meydan Ruslara kaldı, İran'a kaldı, Suriye'ye kaldı. Hadi 5 dakikada bir özet yapalım. Yunan basını Türkiye'nin günde 3000 mülteci Yunanistan'a ulaşmasına izin vereceğini yazdı. Avrupa Birliği'nde de böyle bir tartışma var. Türkler Türkiye kapılarını açacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklaması vardı ya. Ondan sonra Yunan basınında çok sık tartışılıyor. Böyle bir durum mu var? Avrupa'nın en büyük paranoyası bu şu anda. Yani dün de söyledim, Türkiye ile ilişkiler konusunda ne yazık ki en belirleyici konu bu göç meselesi olmuş durumda. Yani ben doğrusunu istersen evet Avrupa'yı zor durumda bırakır siyaseten ama bir de o insanları düşünmek lazım. İşin bir de insani boyutu var. Türkiye'nin 3 milyon mülteciye kucak açan, onlara yıllardır ekmeğini bölüp veren bir ülkenin yani sırf Avrupa Birliği'ne kızdı diye onları böyle riskli işte Ege'yi geçmek vesaire gibi şeylere başvurmalarının önüne geçecektir diye düşünüyorum. Yani kapıları açtım işte artık kontrol etmeyeceğim, insanlar botlara binsin Yunan adalarına kaçsın gibi bir siyaseti Türkiye izlemez. Çünkü bunun bir de insani boyutu var. Yani evet. İzmir'in kıyı kasabalarından bota binip Ege Denizi'nde işte sulara gömülen insanların insani bir sorumluluğu da var. Ki 3 milyon insana yıllardır burada ekmeğini bölüp paylaşan bir ülkenin böyle bir sorumluluğu almayacağını onların tahmin etmesi lazım.
Dediğim gibi yani ciddi bir paranoya dönüşmüş durumda Batı'da. Ama şöyle de bir gerçek var. Türkiye topraklarındaki Suriyeliler de burada artık yaşayalım, bekleyelim, ülkemiz normale döndüğünde geri döneriz demiyorlar. Kalıyorlar. Kendi geleceklerini Avrupa ülkelerinde görüyorlar. Evet. Böyle de bir ironik gerçek var. Bunun da altını çizmekte fayda var. Almanya'da başörtüsüyle ilgili önemli bir karar var. Alman Anayasa Mahkemesi başvuru sahibi kadın eğitmenin görevli olduğu anaokulunda başörtüsü takarak çalışabileceğine karar verdi. Fransa'da merkez sağın adayı Fillon, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine kuvvetle karşı çıkıyor. İngiltere Başbakanı Thatcher hayranlığıyla biliniyor. İtalya'da Renzi oylanacak bir anlamda, ona dönüştü olay. Avrupa süreci de böyle. Oradaki seçimler kritik bizim Avrupa Birliği yolculuğumuzda da. Bir yandan da mülteci kartı masada. Yunan basını da onu tartışıyor, Avrupa basını da onu tartışıyor. Siz de Hürriyet'in manşetinde bugün sit alanları sil baştan deyince böyle bir duruyorsun, duruyoruz. Sefer bir özetle bize. Ya sit alanları ile ilgili çok biliyorsun çok sık tartışma yapılıyor ve sit alanların bir şekliyle işte sit alanların kullanıma açıldığı ki onlar biliyorsun hem tarihi açıdan çok önemli ya da bir takım turizm açısından çok önemli alanlar. Bu alanlarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni tanımlar getiriyor. Artık birinci, ikinci, üçüncü sit alanı olmayacak. Evet, yani koruma ile ilgili bir takım kesin tanımlar var. Kesin korunacak alan, nitelikte doğal koruma alanı ve sürdürülebilir koruma olacak. Kontrollü kullanım alanı o. İkisinde kesinlikle şey yok. Ya bununla çok ciddi bir adım atılıyor ve yasal düzenlemelerle birlikte o alana artık yapılanma yapılmaması konusunda çok önemli bir adım atıyor. Diğerlerine de sınırlı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı son dönemlerde hani enteresan işler yapıyor. Bu da en hayırlısı, en önemlisi diyebiliriz. Çünkü çok ciddi biliyorsun daha önceden bu sit alanları tartışma konusu olmuştu ve önemli sit alanlarına yapılanmaya açılmıştı. 2430 doğal sit alanı tek tek gözden geçirip statüleri belirlenecekmiş. Çeşme'de var, Tünektepe'de var. Çok geniş bir alandan bahsediyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü olmayacak. Adlandırılacak. İnşallah bunlar adlandırılırken, işte yeniden tanımlanırken bir bakıma tekrar koruma altına alınması gereken yerler herhalde hakkıyla alınır. Burada da tanımlama getirirken yeni bir takım sit alanlarını bir takım yapılaşmalara kurban gitmez. Ama bu işte birinci, ikinci dereceden daha önemli bence bir tanımlamalar getirip bunları koruma altına almak da çok önemli. Peki teşekkür ediyorum deyip kısa bir araya gidiyorum. Biz programa başladığımızda geldi Kolombiya'da düşen uçak haberi. Brezilyalı bir futbol takımını taşıdığını anlıyoruz o uçağın. Charter uçak olduğu anlaşılıyor. 81 kişi varmış uçakta ve kurtarma ekipleri kazazedeleri uçağın düştüğü bölgeden çıkartıyor deniliyor haberde. Sivil Havacılık Kurumu böyle bir açıklama yaptı. Yine 81 kişiyi taşıyan Brezilyalı bir futbol takımını taşıyan uçağın düştüğü haberi. Ayrıntıları, detayları gün boyunca aktaracağız ama o uçakta bir futbol takımının oyuncuları vardı. Öyle anlaşılıyor. Dolar kotasyonları güne 3.41'den başlamıştı. Şu an ne derseniz 3.42 seviyesini aşmış durumda. Euro TL'de de 3.63 lira seviyesini görüyoruz. 3.42-65 seviyelerine doğru, 80 seviyelerine doğru yine bir çıkış olduğunu söyleyelim. Ve bugünü bu notlarla tamamlayalım. Yarın sabah 9'da görüşebilmek umuduyla.